Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana'nın asıl adı Muhammed olarak bilinmektedir. İslam dünyasında hürmet belirtmek için önemli kişilerin isimlerinin önünde kullanılan Efendimiz anlamındaki Mevlana lakabı, Mevlana Celaleddin Muhammed'le birlikte özel bir isme dönüştü. Hüdevendigâr, hünkâr, Hazreti Mevlana, Mevlevi, Şeyh, Mollayı Rumi, Rumi ve Hazreti Pir lakap ve ünvanları da Mevlana için kullanılmıştır. Hazreti Mevlana ve Hazreti Pir gibi saygı hitapları Mevlevi çevrelerinde ve Anadolu'da daha çok tercih edilmiştir. Bugün İran ve Pakistan'da Mevlevi, Batı'da Rumi onun için kullanılan lakaplardır. Mevlana çocukluk döneminin dışındaki yıllarının hemen tamamını önceki asırlardaki isimlendirilmeyle Diyar-ı Rum'da geçirdiği ve bu bölgedeki Konya'yı vatan edindiği için Rumi, Rum ülkesinden Anadolu sıfatıyla anılmıştır. Bunların yanı sıra vatan edindiği şehre işaret etmek üzere 13. asırdan itibaren Konevi, Konyalı sıfatı da adıyla birlikte birçok eserde yer almıştır. Mevlana'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahattin Veled'dir. Annesi ise Belh emiri Rukneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultanül Ulema Bahattin Veled bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultanül Ulema 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh'ten ayrıldı. Sultanül Ulema'nın ilk durağı Nişabur olmuştur. Nişabur şehrinde tanınmış müteassıf Feridüddin Attar ile karşılaştılar. Mevlana burada küçük yaşına rağmen Feridüddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Sultanül Ulema Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Küfe yolu ile Kabe'ye hareket etti. Harç farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Larende'ye, Karaman'a geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultanül Ulema ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlana Hazretleri 1225 yılında Şerefettin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana, bir çocuklu dul olan Kera Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya da bu devletin baş şehri idi. Konya sanat eserleriyle donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat idi. Alaaddin Keykubat, Sultanül Ulema Bahattin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi. Bahattin Veled, sultanın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostları ile geldiler. Sultan Alaaddin
kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı. Ve Altun Apa İplikçi Medresesini ikametlerine tahsis ettiler. Sultanül Ulema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defnolundu. Sultanül Ulema ölünce talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İblikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Mevlana Şems'te mutlak kemalin varlığını, cemalinde de Allah nurlarını görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi, Şems aniden öldü. Mevlana Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi Şems-i Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalıştılar. Yaşamını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevlana'nın cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Siraceddin kıldırdı. Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününü, düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen Şeb-i Aruz diyordu. Ve dostlarına ölümünün ardından ah ah, vah vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Mevlana Hazretleri ile Şems'in tanışma hikayesi. Mevlana Celaleddin Rumi ailece Konya'ya yerleştikten sonra Seyyid Burhaneddin'in isteği üzerine tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gitti. O sırada takriben 30 yaşlarındaydı. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi "Ver elini öpeyim ey alemlerin sarrafı" dedi. Celaleddin Rumi'nin ellerine yapıştı ve hararetle öptü. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kayboluverdi. Celaleddin Rumi ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırdı. Bu ne iştir diye hayretler içinde kaldı. Esrarengiz ve garip hüviyetli kişi kendisi için adeta bir muamma oldu. Seyyid Burhaneddin'in 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Hazreti Mevlana'ya halkı irşat ve öğretimle meşgul olması gerektiğini belirtti. Mevlana Hazretleri 1240 yılından itibaren Konya'da dini ilimleri öğretmeye ve halkı irşat etmeye başladı. 1244'te Konya'nın ünlü şeker tacirleri hanına baştan ayağa karalar giymiş bir gezgin indi. Adı Şemseddin Muhammed Tebrizi, Tebrizli Şems idi. Yaygın inanca göre Ebu Bekir Selebaf adlı ünlü bir şeyhin müridi idi. Gezici bir tüccar olduğunu söylüyordu. Sonradan Hacı Bektaş Veli'nin Makalat Sözleri adlı kitabında da anlatıldığına göre bir aradığı vardı. Aradığını Konya'da bulacaktı. Gönlü böyle diyordu. Yolculuk ve arayış bitmişti. Ders saatinin bitiminde İplikçi Medresesi'ne doğru yola çıktı.
ve Mevlana'yı atının üstünde danışmentleriyle birlikte gelirken buldu. Atın dizginlerini tutarak sordu ona: Bayezid-i Bistami mi yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür? Mevlana Hazretleri dehşete kapıldı ve bu nasıl sual? Hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilir mi diye hiddetle bağırdı. Tebrizli Şems sükunetini hiç bozmadan sorusunu şu şekilde açıkladı: Öyleyse neden Bayezid Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücrime yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği, lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim dediği halde Hazreti Peygamber sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahfiyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlerle yetinmeyerek Rabbinden hala istiyor, istiyor, boyuna istiyordu dedi. Bu izahat Hazreti Mevlana'yı sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin hududuna getirip dayadı. Bu noktada kalarak soruya cevap vermek mümkün değildi. Şems hal silahıyla onu bu noktadan ileriye itti. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemiydi. Böylece Şems muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşek suretiyle bir keşif seyahatine çıkarmış oldu. Bu ani gelişmenin tesiriyle Hazreti Mevlana daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütealalarından birini seyrediyormuşçasına kolaylıkla şu cevabı verdi: Bayezid'in şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim, ben sultanların sultanıyım sözü bir işba, doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Şükre sürüklendi. Okyanusun hacmi sonsuzdu. Lakin onun istihabı bu kadardı. Hazreti Peygamber ise sırrına mazhar olmuştu. Tecelliler kendisini her taraftan kuşattı. Kainat kadar geniş olan sadrı bir türlü kanmıyordu. Susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tövbe ediyordu. Nitekim ben günde 70 defa, diğer bir rivayette 100 defa tövbe ederim buyurmuşlardı. Zira o yüce Mevlasına her an daha yakınlık istiyordu. Çünkü iştiyakı sonsuz, kul ve Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler "Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun vecihiyle tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım" diye iltica ve tazarruda bulunuyordu. Şems'in vazifesi muhatabının idrakini, kalbi derinliğini, zahiri ilimle ulaşılamayacak olan işte bu mertebeye yükseltmekti. Bunun için aldığı cevapla ulvi gayeye ulaşmış, insanların büyük coşkunluğunu hissederek bir neşe çığlığı attı, kendinden geçti. Böylece bu iki maneviyat yıldızının arasında hayat boyu devam edecek olan nürani bir şerare vücuda gelmiş oldu. Bu hadiseden sonra daha evvel tamamıyla zühdi bir ibadetle hayatı içinde sakin bir müderris olan Hazreti Mevlana birdenbire içi içine sığmayarak samimi ve coşkun bir heyecan iklimine girdi. Kadim dostluk Mevlana ile Şems. Birçok düşünürün ortak yargısına göre
Mevlana'yı bu kadar etkin ve etkili kılan kişi, kendisi de bir müteassıf olan Şems-i Tebrizi'dir. İran'ın Tebriz kentinde 1186'da doğan Şems-i Tebrizi, gösteriş ve makama kesinlikle önem vermeyen, sürekli yolculuk halinde olan, aşk ile Yaradan'a ulaşacağını söyleyen bir alimdir. İlk olarak Şam'da karşılaşan Mevlana ve Şems-i Tebrizi, aradan geçen birkaç yılın ardından Konya'da yeniden karşılaşır ve derin bir sohbete dalarlar. Öyle ki yıllardır birbirlerini tanıyor gibi olan bu iki ismin sohbetleri günlerce sürer. Kaynaklar önceleri sakin bir yaşam içinde ibadetini yerine getiren Mevlana'nın Şems-i Tebrizi ile dostluğunun ardından coşkun ve heyecan dolu bir iklimde yaşadığını söyler. Şems, Mevlana'nın hayatında yeni ufukların açılmasını sağlar ve onun kamil bir halk aşığı olma yolundaki en büyük yoldaşı olur. Birbirlerine et ve kemik derecesine yakın olmalarından içinde bulundukları çevre rahatsız olmaya başlar. Halkın tepkisi üzerine Şems, kenti sessizce terk ederek Şam'a gider. Ancak Mevlana, Şems'in arkasından o kadar çok üzülür ki, onun yokluğuna dayanamaz ve oğlu Sultan Veled'i Şems'i bulup geri getirmesi için Şam'a gönderir. Neyse ki oğlu Sultan Veled, Şems'i bulur ve babasının çağrısını Şems'e iletir. Ve o da Konya'ya geri döner. Bu dönüşün ardından kısa süreli bir barış ortamı kurulur ve aleyhlerinde kötü düşünenler gelir özür dilerler. Ancak Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin eski günlerine geri dönmelerinin ardından bu kez dervişler Mevlana'yı Şems'ten uzak tutmaya çalışırlar. Sonunda bu duruma da daha fazla dayanamayıp sabrı tükenen Şems-i Tebrizi 1247 yılında bir gün aniden ortadan kaybolur. Bazı kaynaklara göre ise Şems Konya'yı terk etmez. Aralarında Mevlana'nın ikinci oğlu Alaaddin'in de yer aldığı bir grup tarafından öldürülür. Sultan Veled'e göre Şems'in yokluğunun ardından Mevlana tıpkı bir deliye döner. Ama sonunda Şems'in geri döneceğinden umudunu keserek yeniden dostlarına, işine ve derslerine geri döner. Şems-i Tebrizi'nin türbesi Konya'da Alaaddin Tepesi'nde bulunuyor. İki dostun kesilmeyen muhabbeti halk arasında dedikodulara sebebiyet verince Şems Konya'dan ayrıldı. Bunu öğrenen Mevlana içinde biriken üzüntüyü kaleme aldı ve Etme şiiri ortaya çıktı. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamın var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle, cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı.
Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığına ne meşk ediyorsun. Etme, etme, etme. Mevlana ve ilahi aşk. Mevlevilik'e göre yaratılışımızın amacı aşktır. Burada bahsedilen aşk, beşeri aşk değil, ilahi aşktır. Mevlana, herkesin derinliğinin farklı olduğunu, insanın kendi aklıyla ve kişisel görüşüyle bilgi sahibi olamayacağını söyler. Ayrıca bilginin amaç olmadığını, ancak kişinin hem kendisine hem de çevresine yararlı olması gereken bir araç olduğunu savunur. Buradan yola çıkarak salt gözleme dayalı bir şekilde edinilen bilgi aşktan yoksundur ve yaratılış gizinden de uzaktır. Tüm bunlara bakıldığında mevlevilikte amaç tasavvuf eğitiminde kişinin kendini bulmasıdır. Yine bu noktadan hareketle çile doldurularak, zikir çekilerek gerçek bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Gerçeğe ulaşmanın tek yolu Allah aşkından geçer. Mevlana'ya göre insan kim olduğunu bilmek için öncelikle nereden geldiğini idrak etmelidir. Yaradan aşkı kişiyi tüm hoşgörüsüzlüklerden, hırstan, yalandan, kibirden uzak tutacaktır. Hayatı boyunca bilginin önemli olduğunu söyleyen Mevlana, önemli olanın faydalı bilgi olduğunu, faydasız bilginin ancak sahibine yük getireceğini söyler. Mevlana ve Yaradan inancı. Mevlana Celaleddin Rumi, insan içinde bulunan Yaradan aşkı sayesinde hem Yaradan'ı hem de yaratılanları bulduğunu söyler. İlahi dinlere baktığımızda her birinin ana yaklaşımı aynıdır. Her ilahi din Allah'ın emirlerini, isteklerini ve yasaklarını dini kitaplar yoluyla aktarır. Mevlana'ya göre içinde Yaradan korkusu yerine Yaradan sevgisi bulunan kişinin Yaradan'ı ceza verici olarak görmek yerine ödüllendirici olduğunu anlamak gerekir. Bunları bir araya getirdiğimizde Mevleviliğe göre gerçek iman sahibi olan birey diğer dinlere, inananlara da özenle bakar. Bu denli geniş bir hoşgörü kendi döneminde dahi yanlış anlaşılmış, günümüzde de benzer yanlış anlaşılmalara yol açmamak için hatırlatmakta fayda var ki Mevlana tasavvuf ilmini tamamen benimsemiş bir Müslümandır. Mevlana Celaleddin Rumi'ye göre ölüm, ruhun Yaradan'a yani asıl sevgiliye kavuşması anlamına geliyor. O ölümü kesinlikle bir yok oluş olarak görmez. Daha güzel bir hayatın başlangıcı der. Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken ben de bu dünya derdi var sanma. Dünyadan ayrıldığıma üzülüyorum zannetme. Sakın ola ki öldüğüm için ağlama. Yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda veda deme. Bilesin ki o vakit benim ayrılık vaktim değil, Rabbimle buluşma yani vuslat vaktimdir. Mezar bir perdedir ki onun arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gözden kaybolmayı gördün ya, bir de doğmayı gör. Düşün ki güneşle ay batıp gözden kayboldukları zaman onların nuruna bir ziyan gelir mi? Bu hal sana batmak, kaybolmak gibi görünse de aslında doğmaktır. Yeniden hayata kavuşmaktır. Tohum toprağa düşse onun için öldü denilebilir mi? Bil ki ölüm ruhun bir başka aleme doğmasının sancısıdır. Yani bu fani alem için adı ölümdür ama baki ve edebi olan alem için adı doğumdur.
Mevlana'nın vasiyeti, tüm yaratılanlara karşı içinde büyük bir sevgi barındıran Mevlana vasiyetinde insanlara şu şekilde seslenir. Size gizlide ve aleyhinde Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az söylemeyi, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı ve namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olandır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. İnsanlık, hoşgörü, sevgi, saygı, sadakat yolunda bizlere böyle güzel ilim ve sözleri bıraktığı için Allah mekanını pir nur cennet eylesin. Rabbim onu cennetinin en güzel köşesinde misafir eylesin inşallah.